Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar Yusuf adında birisi yaşarmış. Yusuf, para biriktirmek için uzak bir ülkeye gidip çalışmaya karar vermiş. Yola düşmüş, gece gündüz demeden yollara çıkmış. Gece gündüz demeden yollara düşmüş ve uzak ülkeye çalışmaya gitmiş. Yusuf 20 yıl çalışmış, binlerce akçe biriktirince ülkesine geri dönmeye karar vermiş. Ülkesine geri dönmeye karar veren Yusuf, gece gündüz demeden yollara düşmüş. Giderken yolda bir bilgeyle karşılaşmış. Yusuf, bilgeyle karşılaşınca bilge, "Bir nasihat, bin akçe!" diye bağırıyormuş. Yusuf buna çok şaşırmış. "Hayret, ben bunca yıl çalıştım ancak sadece binlerce akçe biriktirebildim. Birkaç bin akçe bana lazım. Ama bu adam bir nasihat için bin akçe istiyor," diye düşünmüş. Fakat çok merak etmiş. Böylelikle bin akçeyi vermiş. Böylece nasihatçi nasihatini söylemiş. Korkunun olacağı faydası yoktur. Yusuf bu nasihati almış, teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Yusuf gece gündüz demeden yine yola revan olmuş. Yoluna devam ederken yine nasihat satan başka bir adama rast gelmiş. Bin akçe de bu adama vererek nasihati satın almış. "Gönül kimi severse güzel odur," demiş nasihatçi. Teşekkür edip yoluna devam etmiş Yusuf. Yusuf yolda giderken bir kalabalığa rastlamış. Ne olduğunu merak edip aralarına karışmış. İşlerinden birisine sormuş, "Burada ne oluyor?" diye. Adam, "Burada bir kuyu var. Kuyunun içinde de bir canavar. Şehirdekilerin hepsi bu kuyuda suyu kullanıyor ama canavar suyu kesti. Kimseye vermiyor. Aşağı inenler de geri dönemiyor. Zor çıkıyor. Canavardan korkuyor. Canavarın korkusundan kimse aşağıya inip bu su problemini çözemiyor. Biz de kuyuya inmeye korkar olduk," diye cevap vermiş. Yusuf ilk nasihati düşünmüş. Korkunun olacağı faydası yok, diyerek kuyuya inmeye karar vermiş. Yusuf cesaretini toplayıp kuyuya inmeye karar vermiş ve çok aşağıda olan kuyuya inmiş. "Korkmayacağım, kuyuya inip bu insanları kurtaracağım," diyerek kuyuya inmiş. Yusuf aşağıya inmiş. Bir de ne görsün? Karşısında kuyu canavarı. Yusuf aşağıya iner inmez canavar onu yakalamış. "Gel bakalım," demiş. "Buraya kim geldiyse aynı soruyu sordum. Kimse bilemedi. Ben de onları hapsettim, cezalandırdım. Soruyu sen bilirsen seni de suyu da serbest bırakacağım," demiş. Sonra kuyu canavarı arkasındaki güzel kız ve maymunu göstermiş. "Bunların hangisi güzel?" diye sormuş. Yusuf'un aklına ikinci nasihat gelmiş. "Gönül kimi severse güzel odur," demiş. Canavar bu cevabı pek beğenmiş. Çünkü maymunu çok seviyormuş. Bu yüzden maymun da ona güzel görünüyormuş. Canavar suyu salmış
Yusuf'u da bırakmış. Ona soruyu bildiği için ağırlığınca altın vermiş. Yusuf bu duruma pek memnun olmuş. Ömrü boyunca çalıştığı, biriktirdiği parasını nasihat aldığı için çok memnun olmuş. Böylece bir ömür mutlu mesut yaşamış. Kuyudan çıkmayı da kurtulmayı da başarmış.